Evet, değerli milletvekilleri, saygıdeğer halkımız. Tabii güncel konuşma isteklerimizi başlıklarımızla birlikte geçen haftadan bildiriyoruz. Ekonomide ciddi sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Burada bu biraz sonra yapacağım konuşma içeriğinde vereceğim rakamların temelinde de tamamen bu ülkede seçilmişlerin yani halkımızın kendi kendini yönetmesi ve kendi sözünü iktidarıyla muhalefetiyle söyleyebilmesi ve bu ülkede erkin, bu ülkede yönetimin asli unsurunun bu ülkede yaşayan insanlar olduğunu ve birilerine muhtaç kalmadan kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için bu rakamları vereceğim ve bu yönde açıklamalar yapacağım. Çünkü gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda her zaman söylediğim gibi AKP'nin gerek içte uyguladığı yanlış para politikaları, gerekse dış işlerinin uyguladığı dışarıdaki yanlış politikaları nedeniyle ve burada gelip yaptıkları söylemler çerçevesinde ülke insanımız ekonomik anlamda gerçekten daha da darboğazdan geçmekle karşı karşıyadır. Bizim yapabileceklerimiz nelerdir? Bunları da tek tek ortaya koyacağım. Umarım bizi burada dinleyen sayın milletvekillerimiz de çözüm önerilerimizi dikkate alırlar. Çünkü gerçekten yaşanan ekonomik darboğaz, AKP'den ve TL'den dolayı yaşanan ekonomik darboğaz ciddi anlamda bu ülkede yaşayan insanları her gün bu ülkeden göç etmeye zorlayacak bir pozisyona getiriyor. Bizim seçilmişler olarak asli görevimiz de vatandaşlarımızın bu ülkede sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır. Şimdi yılbaşındaki asgari ücret vergiden muaftır yasalarımıza göre. Bekleyin biraz. Sayın milletvekilleri, konuşmacıyı dinleyelim. Şimdi bir kere herkese yanlış bilinen bir cümleyi kullanarak başlayayım. Asgari ücret vergiden muaf değildir. Yasamıza göre yılın başındaki asgari ücret vergiden muaftır. Dolayısıyla vergi muafiyetleri de ayarlanırken ona göre ayarlanması gerekirdi. Şu anda 5 aylık hayat pahalılığı %43.10, yıllık enflasyon %98.12, gıda enflasyonu %118.75 ve dün de buralardan ifade ettik. 6 aylık hayat pahalılığının minimum %55 çıkması öngörülüyor. Eğer bugün asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış yapıldığı takdirde asgari ücret 10.850 TL olacaktır. Ama yılın başındaki asgari ücret vergiden muaf olduğu için şu anda asgari ücretli 496 TL gelir vergisi ödemeye başlayacaktır aylık olarak. Sigorta ihtiyaç sandığı 1410 TL ve toplamda 8.944 TL olacaktır net asgari ücret. Yani siz asgari ücret yasası ne diyor? Geçimini asgari düzeyde elde edebilmesi için verilmesi gereken minimum ücrettir asgari ücret diyor. Ama siz ondan gelir vergisi alıyorsunuz, sigorta ihtiyaç sandığını düşüyorsunuz ve asgari ücretliye şu anda %55 hayat pahalılığı olacaksa %8.14'ünü net maaşta devlet olarak cebinize vergi olarak koyuyorsunuz. Ve vergi listelerine bakın, vergi listelerine bakın. Eğer biz bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyorsak, kendi kendimizi yönetmek istiyorsak, birilerinin laflarına biz dik duruyoruz, siz de dik durmak istiyorsanız, o zaman bu noktalarda sadece asgari ücretli gibi insanlardan vergi alarak bu ülkede kendi ayaklarımız üzerinde duramayız sayın milletvekilleri, değerli halkımız. Bugün 496 TL aylık bir asgari ücretlinin gelir vergisi
6 ayın sonunda yuvarlak hesap söylüyorum 3000 TL ilk binin içine koyar. Bu ülkedeki özel sektör çalışanlarında 6 aylık vergide. Bu mudur adalet? Çözüm önerimiz nettir. Biz bu konuda parti olarak da seçim öncesi zaten beyanatlarımızı birçok kez yaptık. Bu konuda yasa çalışmamızı da yapıp buraya sunacağız. Asgari ücret hangi dönem belirlenirse belirlensin. Adı üzerinde asgari bir ücrettir. Vergiden muaf olması gerekir. Çözüm önerimiz de budur. Tabii burada dün yaşandığı gibi sorunun temeli yine maliye kaynaklıdır. Dün başkanımız burada ifade etti. Rakamları topladık, çıkardık. Ek bütçede öngörü yapılıyor. Ek bütçede yerel gelirler, mahalli gelirler noktasındaki öngörü gerçekleşme rakamlarına göre bile yapılsa bugün çok daha fazla bütçede mahalli gelir öngörülmesi lazımdı ama belediyelere daha az kaynak aktarılması için ne yapıldı? Mali öngörüler gerçekleşen rakamlara tezat, bilimsellikten dışarıya bir uygulamayla maliye bürokrasisi nedeniyle bu ülkede yerel yönetimler mağdur oldu. Aynı bürokrasiden şimdi asgari ücretli de mağduriyet yaşıyor. Çünkü bu ülkede her zaman yılın başındaki asgari ücret vergiden muaf olduğu için vergi dairesi yüksek enflasyonist yapılarda ona göre vergi muafiyetlerini ayarlarlardı ve yılın ortasında yapılacak artış da asgari ücret vergiye tabi olmazdı. Ama kodomanlardan ama bu ülkeyi peşkeş çekmeye çalışanlardan vergi almayı beceremeyen bu hükümet aylık asgari ücretten 496 TL gelir vergisi alacaktır. Bunu da asgari ücretli özel sektör emekçilerinin bilgisine getirmeye ve sandığa da gittiğinde artık siyasal tercihini bu yönde yapmaya açıkça davet ediyorum. Diğer taraftan sayın milletvekilleri 2020 yılında bir kararname yapıldı. Bu kararnamede emekli olup çalışmaya devam edenlere çalışırken aldıkları maaşlardaki vergi muafiyetleri kaldırıldı. Şunun mantığını anlıyorum. Evet, bir insan emekli ise ve emekli olup çalışmaya devam ediyorsa, çalışırken istihdamı korumak adına çalışırken aldığı maaşlarda belli muafiyetleri de azaltılmaya gidilmesi doğru olabilir. Ama bunu bir kere yasa gücünde kararname ile yapamazsınız. İki, şunu söyleyeyim. Burada çok iyi dikkatinize getirmek istediğim bir husus var. Şu anda sigortalardan olsun, devletten olsun 4520 TL emekli maaşı alıp geçinemediği için asgari ücrete yani 6090 TL'ye çalışan bir vatandaşımızın eline şu anda 10610 TL geçiyor. Bu %55 hayat pahalılığının asgari ücrete ve emekli maaşına yansıtılması durumunda. Şu anda 4520 TL emekli maaşı alan bir ve geçinemediği için çalışmak zorunda olan bir emekli çalışan şu anda biliyor musunuz asgari ücret 10850 de olsa eline 6634 TL geçecek. 2806 TL geçinemediği için bugün 4520 TL alıp geçinemediği için çalışmak zorunda olan emeklilerimizin çalışırken aldığı asgari ücretten bu devlet 2806 TL gelir vergisi alacak. Bugün açın vergi listelerine bakın. Kimlerin kimlerin isimleri var bu vergileri vermiyorlar. Siz hükümet koltuğunda oturanlar ne yaptığınızın farkında mısınız? Buradan meclis başkanına da açık çağrı yapıyorum. Bizim iş tüzüğümüz emreder ve der ki anayasanın amir hükmü gereğince Cumhuriyet Meclisi'nce 90 gün içinde görüşülüp karara bağlanması gereken yasa gücünde kararnameler komitede 80 günde görüşülüp sonuçlanmaması halinde meclis başkanlığınca doğrudan genel kurulun gündemine alınır ve 10 gün içinde genel kurulda görüşülür. Yıl 2020'de kararname çıkıyor.
geçinemediği için asgari ücretin çok daha altında çalışmak zorunda kalanların vergi yükü arttırılıyor. Üzerinden 2 yıl geçiyor anayasaya aykırı kararnamenin ama meclis başkanlığı bunu iş tüzük gereği meclise havale etmiyor. Bunun bir an önce meclise havale edilmesi ve burada bu yılın başındaki asgari ücretin 2 kat asgari ücret olur, 3 kat asgari ücret olur yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan değerli halkımız, kamu çalışanlarına ilgili Sayın Başbakan bir açıklama yaptı ve dedi ki az alana az, çok alana çok vereceğiz. Şimdi ben size rakamlarla bunun ne anlama geldiğini kısaca ifade edeyim. Burada aslında az alana az, çok alana çok, tamamen yine devletin vergi gelirlerini arttırmaya yönelik ortaya koyduğu bir politikadır. Yapılması gereken az alana, yani göç yasasına daha fazla artış yapılmasıdır doğru olan. Bu arada az alana az, çok alana çok da özel sektörü ilgilendirmiyor ha. Yani söyledikleri onu kapsamıyor. Orada bir algı olmasın. Kamu için söylüyorum. Bugün üniversite hizmet sınıfından işe başlamış barem 9'un birinden bir kamu emekçisine %55 hayat pahalılığı yerine %65 artış verirseniz aradaki fark %10 fark vermenize rağmen nette %5'e düşüyor. Yani %10 brüt artış ekstra vereceğiniz %5'e düşüyor. Burada demagoji yapıp çok alana çok artış vereceğim demekler olmaz bu iş. Adalet vergide tecelli etmesi gerekir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az. Bugün bir asgari ücretliyi bile %30 vergi dilimine koyan, kamuda başlangıç maaşlarını %37'ye koyan, benim de vicdanımsız diyor, bir milletvekili olarak aldığım maaşın aynı oranda yeni işe başlayandan vergi dilimine girmesini, adalet sağlanacaksa burada sağlanması gerekir. Ama softa şaşırtması yapıyorlar ve bize artışlarda ayarlama yapılacağını söylüyorlar. Ama az önce ifade ettiğim gibi söylemiyorlar ki ekstra yapılacak artışın %50'den fazlası vergiye gidecek ve zaten net maaşlarınıza yansımayacaktır değerli halkımız. Dolayısıyla bizim ivedilikle bir vergi düzenlemesine gitmemiz gerekmektedir. Vergide adaleti sağlamamız gerekmektedir. Ve artık Maliye Bakanlığı'nın da bir yerlerden talimat alıp bir bütçe hazırlamaması gerekmektedir. Çünkü dün hala daha resmi olarak yayınlanmadı. Ama burada bizimle Maliye Bürokrasisi tarafından paylaşıldı. Protokol imzalandı bu ülkede ve övgüler yağdırıldı. O protokola karşı olanlara vatan haini denildi ki evet biz o protokola karşıyız. İsterseniz vatan haini deyin, hiç umurumuzda değil. Çünkü siz o imzaladığınız teslimiyet protokolü sonrası bile üzerinden bir ay geçti yayınlanmasının ve hala daha Türkiye Cumhuriyeti'nden askeri harcamalar için KKDC'nin hiçbir mükellefiyeti olmamasına rağmen 1 TL para gelmedi ve 244 milyon çatır çatır bu ülkenin vatandaşlarının vergisiyle ödendi. Türkiye ile olan ilişkilerimiz bu şekilde katiyen sürdürülemez. Biz eğer kendimize bir anayasamız var diyorsak, biz kendi ayaklarımız üzerinde duracak diyorsak, Türkiye Cumhuriyeti de bilecek ki bu ülkenin seçilmiş milletvekilleri vardır. Bu ülkenin de bir halkı vardır. Ben senin ne paranı isterim, ne memurunu isterim. Çok net söylüyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratmayı bu ülkede başarabiliriz. Ama siz de lütfen artık biraz aynaya bakın. Şu anda kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz zaten piyasa ilişkisinden. Türkiye size de para göndermiyor. Göndermesin. İstemiyoruz da ama bu halka para göndermediği için maliye bürokrasisi talimat alarak bütçede 6 milyar açık var demesin. Girin maliyenin sayfasına bakın. Bütçe bugün 600 milyon fazlaya gelmiştir. Biraz UBP'li, YDP'li ve DP'li arkadaşlara da sesleniyorum. Kendinize özgüven duyun. Sizi seçenlere özgüven duyun.
bu ülkenin seçilmişleri olarak bu ülkeyi bizim yönetme irademize hep beraber sahip çıkmamız gerekir. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.